bir vlog çekiyorum. Otobüs saatleri. Ulan bunu var ya kimse kimseye yapmaz ha. Şimdi bunu da Kotor'dan tarifini de yapacağım. Burası otobüs durağı. Termin. Bus station. Bunlar da Belgrad otobüsleri. Buradan gelip Belgrad'a da direkt gidebiliyorsunuz. Şimdi tersten yapacağız. Biz geldik sonra çekmek aklımıza geldi hiç. Gel. Otobüsler çok sık seyahat ediyor. Sık sık var. 9 euro. 9 euro dedi değil mi o? Buradan Podgorica 9 euro kişi başı. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Buradan Tivat'a gitmek isterseniz de gene aynı otobüs 4 euro. Budvo'ya da gidiyor da 5 euro mu dedi. Ya orada sinirlendi. Git oradan bak dedi. Şimdi şöyle bir rent-a-car göreceksiniz. Benzinlikten direkt daha kolay. Zaten bilmiyorum. Aynen benzinlik var şurada bir tane. Bu şey. Kumuraş Old Town. Old Town'ın oradan deniz çıkışından çıktınız. Sola döndünüz. Marketleri falan geçtiniz, geldiniz. Burada bir benzinlik var. Eko. Zaten bus station diye gösteriyor. Zaten de gösteriyor tertemiz. Buradan giriyorsunuz. Her yere otobüs mevcut. Her yere mevcut. Onun fotoğrafını da koyayım. Koy buraya fotoğrafı. Koydum. Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi her yer Türk. Selamünaleyküm denizli. Aleyküm selam diyorlar burada. Burada itfaiye var. Aa itfaiye buradaymış. Nerede diyor. Bakın size kimse itfaiyenin yerini göstermiyor. Bu ilk yani. Bu vlog ilk. Böyle iniyorsunuz. Eczanemiz var. Bizim çıkmadığımız yer buralar. Eczane bizden sorulur. Göster hayatım. Her gün bir poşetimiz oldu. Şeysin. Oldu ki arabayla geldiniz. Burada otoparklar var. İşte kaç tane boş olduğunu yanında gösteriyor. Ha, arabayla geldiniz. Günlük otoparka koyacaksınız. 20 euro. Minimum haberiniz olsun. Burada bir kasap var. Kasabe. Şimdi sabah mı yiyeyim şimdi burada mı yiyelim? Çok kalabalık ya içerisi. Neyse burada yeriz. Bir video gösterelim ondan sonra biz gelip burada yemek yiyelim. Şurada Gazino Zlatink var. Onun oradan sola kıvrıldığınızda hemen otlardan çıktıktan sonra 5 dakika yürüyerek otobüsle her yere rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buraya gelip araba kiralayıp strese girmenizin bir mantığı yok. Bu arada geldiniz. Yemek yiyecekseniz evet hemen zoomluyorum sizin için şuradan şöyle. Tajga Steakhouse. Burası Nusret'ten iyi diyebiliriz. Kendi çiftlikleri, besi çiftlikleri varmış. Burası zaten Old Town'ın nehirlerinde. Geldik. Burada bir Idea Market var. Almira Gazino var. Idea Market, Almira Gazino ile bu bizim Steakçi'den, Zlatink'ten, Porto Inn Otel'den değil. Bu kavşaktan yukarı doğru çıktığınızda otobüs İstasyona ulaşırsınız. Buradan da Budva'ya gidiliyor. Görüşürüz. Evet o sabırsızlıkla beklediğiniz ikinci bölüm geldi. Birinci bölümde çok dağılmışız. Bayağı dağılmışız.
Onu tamam, izledik. Güzel. 22 dakika. Güzel, güzel. Bu arada 3-4 bölüm çekmeyeceğiz. 2 bölüm çekip bitireceğiz. Nasıl kiliseye giriyoruz? Nasıl çanlar çalıyor? Bak bak, izleyin videoları. Buraya gideceğiz. Onu. Burada İsa abi var. Şurada. Burada Meryem. Nereden Meryem? Burada Meryem anamız var. Burada İsa'mız tek var. Bu kim? Bunu bilmiyorum. Sanırım insanlardan Çiro. O söyledin helal. Çok başarılı. Bunlar güzel. Ellemek yasak. Kiliseye çıplak çıplak karları koymuştur. Kilise de böyle. Şimdi. Buraya gir de güneş çıkar. Kiliseye geldik. 50 sent mum aldık. Şimdi şey yapacağız. Dilek dileyip mum dikeceğiz. Yani mum dik 50 sent. 50 sent. Sen kendilerin mumu kaybettiriz. Kilisede küfür haram. Bak bu papazın kafası güzel. Buyurun, video geliyor. Şimdi Kotor'da şöyle bir şey var. Burada bir tane papaz var. Şimdi sustu. Sürekli çan çalıyor. Allah Allah dedi. Bir şey mi oluyor? Hani bunlarda nedir bu muhabbet? Sorduk burada. Biz de bilmiyoruz falan dedi. Birkaç kişiye daha sorduk neden çalıyor. Bu papaz varmış burada, bir tane içiyormuş basıyormuş çana. İçiyormuş basıyormuş çana. Gerçekten mutlaka o papaz ziyaret edin. Kutsal bir adam o. Bir de Kotor'un meşhur kedileri var tabi. Kotor Cat. Biz ilk gün, yani gitmeden önce rezervasyonumuzu Booking'den yaptırdık. Booking'de bir tane otelde kaldık. Sahipleri Türk. Türk diye gittik. Özellikle Türk diye seçtik. Hani orada bize yardımcı olurlar falan. Dinle anladığımız insanlar olduk. İsmini hatırlamıyorum. Anında bıraktım. De, yok, isim vermeyelim ya. Vereceğim. Verme. Yok, isim vermeyelim. Vermiyormuşuz. Açıklamaya yazdım. İki gün kaldık 5 günlük rezervasyonumuzda. İkinci gün hemen terk ettik. Sonra Kotor Nest'e geçtik işte. Onları işleten de oranın yerli halkı. Hatta kızın adı neydi? Maria. Hiç hatırlamıyorum. Sormadık ki, nereden hatırlayacağım? Çok tatlı bir resepsiyonist vardı. Bu kıvırcık saçlı, çok tatlı, çok kibar, çok güler yüzlü. Her konuda yardımcı oldu. Kız ilgilendi. Güzel. Otel tertemizdi. Oraya da gene aynı. Sırbistanlı bir kadın geliyordu temizliğe. Güzel de temizliyordu. Yani memnun kaldık biz otelde. Yalnız klimaları, filtrelerini otele girer girmez çıkartın, duşta bir yıkayın. Acayip pis. İki otelinki de aynıydı. Evet.
çoraplarım standı, ayakkabıları standı. Onlar orada. Burada bir tencere daha var. Burada yatak. Burası da banyo. Burası klimanın filtresini yıkıyor. Yıkamazsanız olmaz. Filtreleri yıkamak gerekiyor çünkü çok tozlu. Düzgün burası temizlemiyorlar. Son otel, otel Nest'te sadece klima pisti. Kotor Nest'te özür dilerim. Bir de şey yok. Tuvalet musluğu yok. Tuvalet musluğu yok yani. Pet şişeyle artık bir şekilde halledeceksiniz. Islak mendil götürün. Otel öyle. Onun dışında dediğim gibi biz Kotor'da, Old Town'da çok fazla gezdik. Bu ne Zeynep? O Old Town. Benim çocuğum var. Katar Old Town'u. Katar Old Town. Tane giriş var. Şu an deniz kapısından giriş yapmış bulunmaktayız. Bir nehir, bir de güney kapımız var. Bir önceki girişimizde nehir kapısından giriş yaptık. Şu an görmüş olduğunuz bu kapı Old Town'un deniz kapısı. Katar dedim. Katar. Aklın Katar'da. Pardon. Katar Old Town'un giriş kapısı. Burada Kotor Old Town, bu güney kapısından girdiğiniz zaman karşınızda sağ şeridi karşılıyor. Bu görmüş olduğunuz sütun utanç sütunu olarak adlandırılıyor. Eskiden hapishane olmadığı için insanları cezalandırmak için bir sürü utanç sütunu önünde bekletiyorlarmış. O yüzden de burada böyle bir şimdi bir tarihi utanma anı olaraktan gidiyorum. Bu videoyu çektiğim için utanç duyuyorum. Utan orada. Utanıyorum burada. Kotor gece hayatı. Partiyle foto. Ne yetiştiyiz? Çisko. Kaka çisko. Medale. Saate. Böyle gidiyoruz. Kılavuzu Beyza alanı deyip yürüyoruz bakalım. Bir otel vardı o. Kotor'un bilinmeyen gizli caddelerine gireceğiz Old Town'da. Buraları kimse bilmiyor. Bir tek Koray biliyor. O ağanın peşine takıldık. Gidiyoruz bakalım. Hayırlısıyla. Evet. Karanlık sokaklardan geçip bakalım nereye ulaşacağız. Burayı unutma. Buraya geleceksin. Tamam mı daha sonra? Taksi vergini ödeyeceksin. Şehir vergini. Eğer ödendiyse otelinden alacaksın, ödenmediyse buradan gelip kağıdını alıyorsun. Taksi vergileri buradan alıyoruz, unutmayın. Bak buradan post ofisten sonraki yere giriyorsunuz, tamam mı? Post ofisten sonraki yer, Zeynep bir çık ya. Post kapısından gelip aradan geliyorsunuz, post ofiste işte. Sikerim, ödemem ben onu. Ödemezsek ne oluyormuş? Kaç? Nerede alıyormuş? Dobrojka. Evet, Koray. Girdik gece. Siz telefonla konuşacaktık. Karanlık. Karanlıkta kaybolan Beyza yapmışlar. Hani oğlum, nerede? Evet, döndük dolaştık yine buraya çıktık. Burada her yer aynı, her yer birbirine benziyor ya. Kapat videoyu, görüşürüz. Kaleye çıktık. Kaçak yollarla çıktık. Kaçak yolları tarif eden YouTuber arkadaşım. Buradan sana sesleniyorum. Merdiven yoktu orada. Kaldırmışlar onu. Onun videosunu da atacağım. Bir tane de Alman bir arkadaş edindik. Aslında çantı...
Onu çok zor olacak. Bravo. Kaleye çıktık. Kalenin benim hatam. Bana dedi ki video çek. Ben de çekmedim. Çünkü manzara muazzamdı. Çok güzel bir manzarası vardı. Her kademede ayrı bir katman görüyorsun. Ve her katmanda da ayrı bir güzellikle karşılıyorsun. Ve hep nar ağaçları var. Böyle kayaların arasından sular falan akıyor. Hani yol da güzel. Taşlık bir yol. Patika. Patika gibi değil. Patika. Çamur olmuyor üstün başın. Ve yağmurlu bir gündü biz çıktığımızda. Ama şuradan şimdi kalenin aslında normal bir girişi var. 15 bilet, euro. Bilet satın alarak girdiğiniz belki 800 metre var mı orası? Yükseklik olarak. Nereye? Kalenin total girişinden mi? En tepeye kadar. Onu da ben SS aldım. 6,5 kilometreydi de yüksekliğini bilmiyorum. Ya bizim gidişimiz dönüşümüz biz bir de iki kere çıktık indik falan bir şeyler oldu. O totali bize 6,5 kilometreye mal oldu yürüyüşümüz. Ama kalenin Old Town'dan giriş kapısından kalenin zirvesine bayrağın olduğu yere kadar muhtemelen yine bir 1-1,5 kilometre var ve orası tamamen merdiven. Merdiven. Evet. Hopkol. Şöyle bir Oltan dediğimiz yer işte şu, bak şuradan başlıyor. Şöyle diye böyle devam ediyor. Bu kadar. Burası dere köprüsü. Ondan sonra birinci çıkış, diğer ana çıkış burası. Şurada bir yer daha var çıkış. Böyle yani. Çıkıyorsunuz. Çıkılmaz. Açık konuşuyorum. Çıkılmaz. Bak yolda ne kadar Türk'le karşılaştıysak görmeye değer bir şey var mı? Evet. Görmeye değer bir şey var. Ama arkadan çıkarsanız var. Arkadan çıkın, kaleye girmeyin. Ama o arkadan çıkın. O patika yol çok güzel. Çok keyifli. Yormuyor. Hani biz çıktık indik çıktık indik. Şöyle bir şey yaptık. Biz çıktık. Dedik ki kapıdan çıkalım. Kapıdan çıkarken de bilet okutup çıkmak gerekiyormuş. Tabii bizim neyimiz yok? Biletimiz yok. Peki biz 30 euro verir miyiz? Vermeyiz. Gider 30 euroya gider pizza yeriz. Hele orada bir tavukçu var. Bir stekçi var. Hani Tanya. Tam şey meydanda böyle alışveriş merkezi var, kasino var. Tam onun karşısına denk geliyor. Böyle marinaya yakın. Tanya diye bir yer. 12 euro falan. Ama bir porsiyonda iki kişi doyuyor. Çok rahat bir şekilde. Çünkü minimum 400 gram geliyor. Yani her yerde, her istediğiniz yemekte. Eğer hani hamburger yemiyorsanız hamburgerler yine büyük porsiyonları. Ama bir hamburger bir kişi için yeterli geliyor. Onun haricinde ama ne yiyorsanız pizza da olsa, makarna da olsa, et de olsa, tavuk da olsa porsiyonlar çok büyük. Bir kişinin istediği porsiyonla iki kişi çok rahat doyuyor. Tanya'da kesinlikle steak giyin. Böyle salaş bir yer gibi görünüyor ama gayet güzel bir yer. Arkada da bahçesi var. Böyle mutfağın içine geçip bahçeye çıkıyorsunuz. Başarılı bir yer. Oraya gidin. Bokun. Bokun diye bir yer var. Pizzaları başarılı. Büyük boy pizza yapıyor. Onun dışında içecekleri de güzel. Oradaki arkadaşımız da Türk. Erman. 10 numara çocuk. Her konuda bize yardımcı oldu sağ olsun. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Her sabah kahvemizi ikram etti. Ben Efsun'u beklerken gittim orada laklakladık biz. Başka konularda da yardımcı oldu. Gidin ama biz burada ne iş yaparız diye sormayın çocuğa. Haliniz hattınız nasıl? Keyfin nasıl? Özledin mi ülkeni falan deyin yani. Ya boş muhabbet yapın yani. Gitmeden ulaşın. Türkiye'den istediğin bir şey var mı diye sorun. Yani. Açıklamada 10 numarası var. Kiralık ev araba için Erman'la da iletişime geçebilirsiniz. Erman Bokun. Bokum değil, Bokun. Restoranın ismi Bokun. Nide, ne? Zaten Old Town'da nereden çıkarsan çıkın Bokun'un önüne çıkıyorsunuz. Bütün yollar Bokun'a çıkıyor. Sonra Tarkan abi var. Eşi Esin Hanım. Sonra Esin abla var. Esin için hanım. Onlar da güzel bir aile.
Onların da çok güzel bir restoranları var. Mercimek çorbasıdır, menemendir. Yani orada evet. Türk yemeği canınız isterse yiyebilirsiniz. Biz şey yedik. Köpeğimi yakışıyor işte. Yemek deyince. Krep yedik. Çok güzel, çok lezzetli yemek. Başarılıydı. Türk kahvesi isterseniz bulabilirsiniz. Çay bulabilirsiniz. Şey beklemeyin hani. Ya biz oraya gittik ya, Türk'üz, bize bir şey ikram etsin. Edemez. Kendi personeline yemek verirse bile fiş kesmek zorunda. Öyle bir zorunlulukları var. Hani. Ya zorunluluk olmasa da beklemeyin yani. İş yeri orası. Beklemeyin. Öyle bir şey yok. Ha bak şimdi akşam gece geç kapattılar. Artık kasa kapanmıştı. Bana bir rakı. Rakı ya. Ağzımda ufak tefek hastalıktan dolayı bu beyaz beyaz ne onun adı? Aft. Aftlar oluşmuştu. Onun için işte ilaç verdi rakıya. Onda gargara yaptım ağzımda. Aynı saniye kesti. Ve inanmadım. Hani ben yaptım. Tamam hadi bir deneyeyim. Denedim ama. Dedi. Anında. Aft maft. Aftladık yani. Kalmadı hiçbir şey. Tarkan abilerle tanışabilirsiniz. Orada yemek yiyebilirsiniz. Esin ablayla aynı şekilde. Onlar da başarılı. Düzgün insanlar. Belli yani. Hiç bize sıkıntı yani... Bize sıkıntı yaratmazlar zaten de yani. Bize sıkıntı yaratsınlar. Ya belli ya. Hani insanların duruşundan, konuşmasından bazı şeyler belli oluyor. Bunlar da onlar da. Onun dışında Pronto Pizza. Favori mekanımız. Gece 11'de, 11.30'da. Yani çıkıp gidiyorduk. Gözümüzü açtık. Pronto yatmadan önce yine pronto. Sabah kahvaltı pronto. Akşam pronto yani. Ha şöyle bir sıkıntı var. Hassasiyetiniz varsa domuz etli pizza yapıyorlar. Normal sığır eti istiyorsanız ayrıca özel sipariş vermeniz gerekiyor. Dilim pizzada hepsi domuz. Dilim pizza satıyorlar ama dilim büyüklükleri bu kadar falan. Bu kadar mı? Bu kadar. Şöyle diyeyim. Türkiye'de kutu pizza geliyor. En büyük boyu düşünün. İki tane dilim pizza anca sığıyor için. O da böyle büzüştürerek sığıyor. O büyüklüğü o yani. Şimdi ben hatırlıyorum. Şöyle tutup ay olsa da evet, yesek ya. Değil mi? Yağmur yağarken gidiyorduk, güzel oluyordu. Bir de bira alıyorduk yanına. Üf. Pronto Pizza. Hemen yazıyorsunuz abi navigasyona Pronto Pizza. Çat gidiyorsunuz. Bokun yazıyorsunuz, çat gidiyorsunuz. Tarkan abinin dükkanına da aklıma gelmedi. 56. Ne? Pierre 56. 56 mı? Pierre 65. 65. Pierre 65 Pierre Tarkan 65. abilerin mekan. Evet. Oraya da gidin. Ya hepsinin lezzeti farklı. Yani bölün. Biz şöyle yaptık. Küçük küçük porsiyonlar planladık. Hani gidip bir porsiyon yiyeceğiz. Bir ürün söyleyeyim. Ben farklı söyleyeceğim. Efsun farklı söyleyecekti. Oldu mu? Olmadı. Çünkü porsiyonlar büyük. Biz bir porsiyon söyleyip doyuyorduk. Günde iki kere falan yiyorduk. Mide yanması. Gastrit. Şişme. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Su içecekseniz Rose. Rosa marka su. Bizim Türkiye'ye en yakın su o. Çeşme sularını içiyor onlar. Siz içmeyin. Ben içtim. Alışık olmayana problem yaratabiliyor. Sonra şase isel ilacı içtim. O da güzel. Çeşme suyu içmeyin. Hediyelik eşya getirmek istiyorsanız. Bir tane amca var. Onun fotoğrafını koydum. Şimdi bakın bu amca... Oralın yerli halkıymış. Gayet indirim yapıyor. Hani pazarlık yapabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam magnetler 1,5 euroydu onda. Ama biz şeyden aldık. Hersek Novi'den. Hersek Novi'den. Biz gezmedik değil, biz gezdik. Biz gezdik. Hersek Novi'ye de gittik. Peras'ta gittik. Peras'ta da gittik. O arada bir iki yer var, o arada gittik. Ha vaktimiz olsaydı trene binip çata da gidecektik. Çat mı kat mı oraya da giderdik. Bara. Bilmiyorduk. Tren olduğunu bilmiyorduk. Hiç kimse söylemiyor size. Hiçbir evet. Şey, herkes taksi diyor. Şimdi geliyoruz o videoya. Şu an Top Efsun'da havaalanına indiniz. Şimdi bura videonun en başına geçiyor. Tutuk doğan en baş. Konumuz bu. Havaalanına indiniz. Havaalanına indiniz. Kotor'a nasıl gideceksiniz? Kotor'a nasıl gideceksiniz? Efsun'da. Yani herkes direkt dediğim gibi taksiye yönlendiriyor. Ama oradan Kotor'a taksiyle gitmek yani minimum 70-80 euro tutacak. 70-80 euroyu orada taksiye vermek anlamsız, çok anlamsız, çok büyük para. Çünkü yani 70-80 euroyla 3 gün çok rahat yemek yiyebilirsiniz. Kaç 3 gün?
yani günde 2 öğün yenilse 3 gün anca yenilir. 20-25 euro tutuyordu ortalama bizim günlük yemeklerimiz. Günlük yemek ikimizinki 20-25 euro tutuyordu. İçeceğe dahil. Ki biz fazlaca yedik yani. Hani sırf merak ettiğimizden de yemek yediğimiz oldu. Aç olmadığımız halde. Her neyse. İniyorsunuz havaalanından, araç kiralamadığınızı varsayıyoruz. Taksi kullanmaya hiç gerek yok. Sadece birazcık yürümeniz gerekiyor. Yani bir 700-750 metre yürüdüğünüz zaman tren istasyonu var. Tren istasyonunda ya bilet kişisi vardır ya var, da tren var. İçerisinde... İstasyonda bilet kişisi var. Sadece alt 700 metre yürüyeceksiniz. Bir 700-750 metre bir tren istasyonu ya yürünür, sorun var, değil. Yürünür. 1 euro 20 cent. Kişi başı evet 1 euro 20 cent. Dedi. İstediğiniz şehre saat başı var. Gidiyor yani şehirleri, güzergahları çok güzel böyle bir plan çıkartmışlar. Burak şimdi onu da koyar. Nereye gidiyor? Terminale gidiyor. Terminalde indikten sonra mesela biz Podgorica'da o treni kullanacaktık. Podgorica'da trenden indikten sonra da tam o terminalin hemen yanında zaten. Terminal ve tren istasyonu yan yana. Oradan da hemen terminale geçip gideceğiniz şehrin otobüsünü oradan binip istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Budva, Tivat, zaten otobüs şu şekilde Çetince, gidiyor. Çetince nereye istiyorsanız. Budva'ya gidiyor. Tabi arada başka şehirler de var da şimdi aklıma gelmiyor. Budva'ya gidiyor. Budva'dan bir Tivat'a giden var. O yeşil olan Tivat'a da uğruyor. Yani orada saatlerde yeşil renkliyse Tivat'a doğuruyor. Tivat'tan Kotor'a gidiyor. Ya da direkt Budva'ya gidiyor. Budva'dan Kotor'a geçiyor. Ya arasında da 15 dakika oynuyor top topu ve arabadan hızlı gidiyor. Taksiye binerseniz de havaalanından taksiye bindiniz. Maksimum 10 euro. Bakın o da maksimum 10 euro. Şehir merkezi bu. Ama Podgorica'nın merkezine gidebilmek için. Yani terminale gittiniz. Terminal zaten şehrin göbeğinde. Terminale gidecekseniz maksimum 10 euro. Taksiciler 15 euro diyor. 15 euro diye biz 7 euroya geldik. O işte havaalanı taksi vesaire gibi böyle korsan da var bu arada. Kurumsal mı diyeyim artık durak taksisi. Siyah renkli taksiler havaalanının taksisi. Onlar standart nereden binerseniz binin 15 euro istiyorlar. Korsan taksiler var 10 euro ama biraz da pazarlık yaparsanız. Pazarlık yapıyorlar çünkü yapıyorlar. Alışmışlar artık çok fazla Türk olduğu için. Bilmiyorum falan deyin. Dönün arka koşarak gibi. Biz 7 euroya geldik. 7 euro. Taksimetrenin yazdığına geldik. Pazarlık falan da yapmadık. Evet. Düzgün bir adam geldi. Orada Glove'da çalışan bir çocuk bize taksi ayarladı. Biz birazcık yürüdük. Glove'da çalışan biri yerel bir taksici çağırdı orada. Turist olarak götürmedi bizi adam. Aç taksimetre. Ki taksimetrelerde oynama da varmış. Oralarda. Hileburda da oluyormuş. Tam 7 euro tuttu. Ki asıl amacımız bizim işte treni deneyimlemekti. Ama tren saatini denk getiremediğimiz için deneyemedik. Ama yani ha şöyle gittiniz kalacağınız şehre. Tivat, Budva, Kotor hiç fark etmez. Oradan başka bir şehre gitmek için otobüs kullanmak istemezseniz de ehliyetiniz varsa kiralayın bir tane motosiklet. İstediğiniz yere çok rahat gidersiniz. Valla güvenli de bunun, hani şoförler de şey sıkıntıdır zaten çoğu kadın. Ve kadınların hepsi Audi'ye biniyor. Anlamadım. Hepsi Audi'ye biniyor. Dikkat ederseniz. Elektrikli kiralık bisikletler var. Onlardan kiralayabilirsiniz bisiklet. Hemen şehirde. Hemen Old Town'da ana girişten çıktınız. Sol tarafta köprünün dibinde elektrikli bisikletler var. Mis. Scooter. Zibil. Her yer scooter. Hop mop var. Bu mavi scooter hop mu? Bilmiyorum. İşte on bizim burada Türkiye'deki mavi scooterlardan var. Hop yanlış hatırlamıyorsam. Fiyatlarını bilmiyoruz. Bakmadık işimiz. Skuterleri ve evet elektrikli bisikletleri bilmiyoruz. Kullanmayacağız. Ama en mantıklısı motor kiralamak. Çünkü her yer gezmek istiyorsunuz. Motor keyifli. 50 cc bir motor. Bütün işinizi görür. Ki 50 cc motor geçip bisiklet kiralasanız bile her yere rahatlıkla gidersiniz. Gidersiniz çünkü sahil kenarında olduğu için tüm şehirlerin hepsi çok öyle bir yokuş inmek çıkmalı bir yol yok. Deniz kenarından sahilden... Yavaş yavaş gidiyorsun. Evet şimdi videoyu da attım. O video tabii biz şeyden bindik. Kotor'dan Podgorica'ya geçen videomuz o bizim. Ulaşım bu şekilde. Çok rahat. Bütün her yere var. 9.45'e kadar otobüs var. Gelelim ikinci konuya. Bu Perest. Perast. Perast. Perast'ta şöyle bir üçkağıtçılık var. Onu hemen söyleyeyim. Artık üçkağıtçılık mı denir, uyanıklık mı denir her neyse. Perest'e giderken böyle bir yoldan yukarıdan gidiyorsunuz. Sonra böyle aşağı doğru dönüyorsunuz. Kıyı orada. Kıyı şeridi Perest. Perast. Perast.
o kıyı şeridi Peras. Üstte de böyle işletmeler var. O işletmelerde de otoparklar var. Aynı zamanda bunlar tekneci zaten. Şöyle bir muhabbet geçiyor. Yolda sizi çeviriyor. Diyor ki 5 euro kişi başı tekneye binip işte orada medrese var, bir de kilise var. Medrese mi var? Medrese tabii. Yani medrese denilebilir, evet. Katedral. Hristiyan medresesi var. Yani orada şey kilitliyorlar. Okul yapıyorlar. Ya yani neyse, kilisenin okulu olanı var. Rahip yetiştiren okul. Oraya tekneyle götürüyorlar. 5 euro diyor. Otoparkta diyor ücretsiz diyor. Ama bir 400-500 metre yürüyerek merdivenden iniyorsunuz. Sonra onu çıkıyorsunuz. 400-500 metre yoktur orası. Bana göre 2 kilometre de. Sana o yüzden çok geldi. Oradan tekneyle de sizi turlatıyor vesaire vesaire. Biletlerin üstüne de 15 euro yazıyor. Ama şöyle bir şey var. Biletler zaten 5 euro. Ve aşağıdaki otoparkların hepsi ücretsiz. Yani orada onu çekmek zorunda değilsiniz. Yani aşağı indiğinizde 4 euro, 3 euroya da o tekneye binebilirsiniz. Bilmiyorum değil, yanda alternatifi var. 3 euro, 2 euro kesin alır. Parastin şeyi, çakallığı. Bir de oradaki esnaf da yerel esnaf var orada. Marketlerden falan sigara falan almaya kalkarsanız hepsi kaçak satıyor tezgah altı. Ve 1 euro, 1,5 euro daha pahalı. Ona da dikkat edin. Sular daha pahalı. Tuvalete 1 euro diyorlar. Üçkağıtçılar. Onun yerine bir restorana girin. Kahve için 2 euro kahveye verin. En azından manzara izleyin. 2 kişi tuvalete girseniz 2 euro zaten. Orada 1 euro salak karaya vermenize gerek yok. Hepsi de kadın. Peras'ı yani, görün. Peras güzel. Görün. O Peras'ın ilerisi daha güzel bana göre. Hersteknovi Peras'ın ilerisi. Hersteknovi daha böyle balıkçı kasabası tarzında bir yerde. Evet ama güzel bir yer. Orada mesela şey magnetleri biz oradan aldık. 1 euroya aldık. 1,5 euroya aldık. Her şeyin 1,5 euro olduğu bir dükkan vardı ne orada. Ne alırsan 1 TL bizim dükkanların yani aynısı. Yani 1,5 milyoncusu gibi düşünün. İşte böyle mutfak malzemeleri, plastikler, tokalar, taraklar, defterler, kalemler, hediyelikler vesaire ne ararsanız orada var. Her şeyde 1,5 euro. Kotor biraz daha turistik bir yer olduğu için, özellikle Old Town'la bütün turistler geldiği için orada tabii hediyelikleri 2,5 eurodan falan satıyorlar. Daha pizza daha ucuz ve o orada yediğim pizza da çok başarılıydı. Böyle bohça şeklinde bir pizza yapmışlar. Peynirli. Acayip bir pizzaydı orada. Yani 2,5 euroydu. Mesela Pronto'da pizza yemeye kalkarsanız 2,5 euro mu? 3 euro. Aynı pizza bu işte Hersteknovi'de ne 2 eurosu? 1,5 euro. 1,5 euro. Dilim pizza 1,5 euro. Ha, evet, o bohça pizza 2,5 euro. Yani ciddi farklar var fiyatlarda ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Akşam böyle hani gittiniz veya önemli değil herhangi bir saatte gittiniz. 1,5 euronuz var elinizde madeni. Bir yerde de 20 euro var. Yani bu ikisini verip pizzayı 1,5 euroya alabilirsiniz. Alıyorlar çünkü. 20 euroya almıyor adam. Kağıt o 1,5 paradan hoşlanmıyorlar. Kağıt 50 euro verince sanki analarına sövmüşsün gibi oluyor adamlara. Bu arada o şeyde işte Hersteknovi'de restorana gittik. 5 kişi. Et yendi full. Full et yendi. Şarap vardı, bira vardı, kola vardı. Sular vardı. A'dan Z'ye 4 dörtlük masa 80 euro ödendi. Ama masa ki şey etleri yiyemedik. Yarım kaldı. Ben orada kediler vardı, onları besledik. Yani yarısından fazlasını besleme yaptık. Yani TL'ye vurduğunuz zaman restoranlar çok daha uyguna geliyor. Euro kuruyla hesaplasanız bile ve aldığınız hizmet çok kaliteli. Hatta hesabı ödedik. Ondan sonra 2 tane de su aldık cam şişede. O rosalardan. Adam şey yaptı bize de. Benden olsun dedi. İkram da etti yani. Değişik bir davranış. Onların kültüründe öyle bir şey yok. Parasını verdik almadı. Ha biz de 5 euro baş bırakmıştık adama sağ olsun. Ha başıyla birlikte 80 euro bu arada. Orada başarılı. O restoranda böyle stat var. Stadın böyle altına doğru iniyorsun. Denize sıfır bir yer. Kotor'da dere çıkışından çıktığınızda hemen çıktın sol tarafta. Bir restoran var Kotor'da. Taraca şeyin içinde. Derenin suyun içinde. Orası da gayet düzgün. İşte sen ne içtin? Kozmopolitan içtim. Kozmopolitan. Ben de bir tane şey hastayım diye naneli ne içtim?
ekstra naneli mojito içtim. Hamburger yedik iki tane. Bira içtim ben. Bira aynen arada. Su gene iki üç tane su geldi. Bir tane naneli su geldi. Totalde 27 euro ödedik oraya da mesela. Ve mekan hani cidden mekan ya. Güzel yani. Hizmeti güzel, kaliteli. Manzarası çok şık. Orası başarılı. Aynı şekilde gene dereden çıktığınızda şöyle bir yer var. Bir tane fırın var. Fırının fotoğrafını koydum. Burada evet güzel. Börekleri şöyle güzel. Yufkası bizimkinden biraz farklı. Ama peynirleri güzel heriflerin. Peynir güzel olduğu için otomatikman börek de güzel oluyor. Pizzalar da o yüzden çok lezzetli. Ortalama 2,5 euro börekler. Biraz pahalı. Ama aynı börek, aynı kruvasan. Git orada karşıda işte BİM gibi bizim IDEA marketler var orada. Bilmem ne 65 var, IDEA var, CERT var, CÜT var. Aynısında onun da fotoğrafını koyuyorum. Orada 45 cent, 65 cent, 75 cent. Daha uygun. Ya biz sabah kahvaltılarını o şekilde yaptık. Gittik o fırından veya marketten aldık kruvasanımızı, peynirimizi. Oturduk derenin kenarına. Zaten banklar var. Ki hani... Kahve otomatları var mesela. Ve lavazanı kahveleri 60 cent. Oradan kahve, ben sabahları yürüyüşe çıkıyordum işte. Yürüyüş yapıyordum. Alıyordum kahvemi makineden. O mis. Hemen çıktınız o gene aynı o şeyden. Dere kapısından çıktığınızda hemen yine sol kolunuzun üstünde bir tane çok geniş denize sıfır park var. Alın abi fırından yiyeceklerinizi. Geçin parka oturun. Mis gibi yiyin. 4 liraya deli gibi kahvaltı yapıyorsunuz. Yoksa 25 euro yani. Ve çok güzel manzara. Yani hem park çok büyük, yeşillik, hem denize sıfır. Yoksa 25 euro. Bir kahvaltı 25 euro. Kahvaltı kültürü onlarda da yok. Bizim Türkler yapıyor kahvaltı işini. Hazırlıyorlar. Evet, fiyatlar birazcık yüksek. Yani o bize göre yüksek. Bu kadar. Başka da aklımıza gelen bir şey yok. Soru sorabilirsiniz. Bir üçüncü video çekeriz ya. Soru cevaplamak için. Evet, aklımıza çok gelmeyen şeyler olabilir belki. Ya aynı gün yayınlarım hani bütün soruları okuyup yayınlarız yani. Çekeriz, vaktimiz bol, kış geldi. Yani nikah olayına çok girmedik. Ayrıntısı çok teferruatı fazla çünkü. Özel de bir konu ya. Herkesin merak edeceği bir şey değil. Özellikle merak eden, isteyen varsa onları ayrıyetten. Instagram'dan ulaşsınlar. Ben oradan cevap veririz. Pierre65 bokun. Gidin, tanışın. Selamınızı da söyleyin. Yemeklerini yiyin, çaylarını için. Yemeklerini yiyin. Çay içmek istiyorsanız yapıyorlar. Ben bir çay sadım yani. Bir tek çay sadım. Onun dışında hiç öyle Türkiye'ye özlem duyabileceğim bir şey olmadı. Ama acayip çay çekti canım. Çay yok ve su lezzet konusunda biraz sıkıntı yaşattı. Onun dışında yiyeceklerin lezzetleri hemen hemen Türkiye yemekleriyle aynı. Hatta daha güzel bazıları. Yani işte pizza, kruvasan grubu. Biz genelde onunla beslendik çünkü. Hamur işleri güzel yani adamların. Börekleri güzel.